Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bol çerezli, bol kirazlı bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Kurabiyelerim gördüğünüz gibi çereze banmış ve üzerinde de bandırılmış kiraz var. Gerçekten çok güzel bir tarif. Çok kolay bir tarif. Sadece ihtiyacınız olan önemli olan şey o da ısısında tereyağınız olması. Tereyağınız o da ısısındaysa eğer bu kurabiyeyi yapmanız çok kolay olacak. İstediğiniz zaman yapabilirsiniz. Ve bunu yiyenler sizden tarifini soracaklar, emin olun. Şimdi yapımına geçiyoruz. Burada karışık çerezlerim var, 125 gram. Çerezlerimde neler var? Kırılmış badem, fındık ve fıstık var. Çerezlerin hepsini çekiyoruz. Beş gram oda ısısında tereyağı. ml bardağın dörtte biri şeker. Gram olarak 65 gram. Bir bütün yumurta. Vanilya esansı. Bir şeker kaşığı vanilya esansı. Ben imitasyonunu kullandım. İstiyorsanız bir şeker kaşığı pudra olarak da kullanabilirsiniz. Vanilin şekeri kullanabilirsiniz. Bir bardak. Az önceki şeker ölçtüğüm bardakla. Bardağın ölçüsü 250 ml. Şekerimizi aldık. Şimdi yağımızı da koyuyorum. Bunları şöyle bir karıştıracağım. Yağ oda sıcaklığında olacak. Şimdi yumurtamı ilave ediyorum. Vanilyamı da ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Bir bardak unu eliyorum. Fırınımı 180 dereceye açtım. Şimdi ısınıyor. Tahta kaşıkla karıştırıyorum. Burada yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsim var. Kağıdımı serdim, yağladım. Kağıt kaybolması için de kağıdın altından da hafif hafif ikişer, iki bu taraftan iki bu taraftan yağladım ki kağıtlar yapışsın diye. Yani yoksa elinizin altında oynayacaktır bu. Ve bu kirazlar şöyle daha yakından göstereyim. Çekirdekleri alınmış, bandırılmış. Çok güzel. Kurabiyelerin üzerine de çok güzel gidiyor. Ve bu kurabiyenin üzerine bunlardan kullanacağım. Aslında bunlardan yarım kullanmam gerekiyor ama
Ben belki bütün koyacağım. Daha güzel olsun. Bunu şöyle bir kenara alayım. Bu da daha önceki ezdiğim fıstık, badem ve fındık karışımı. Şöyle karıştırayım bunu. Çünkü şimdi kurabiyelerimiz bunun içine girecek. Ondan sonra tepsimize. Şimdi kurabiye hamurundan şöyle bir çay kaşığı kadar alıyoruz. Yuvarlayacağım bunu. Şunun içerisine böyle atıyorum. Şöyle aralıklı koyalım ki birbirine girmesinler. Yine bir çay dediğime bakmayın. Bir şeker kaşığı. Ya burada teaspoon diyorlar bunlara da, onun için kafam karışıyor bazen. Bir tepsim tamam. Kirazlardan şöyle üzerine bastırıyorum. Böyle. Daha öncelerde yaptığım bir kurabiye ama uzun zamandır yapmıyordum. Hatta birkaç senelerde olmuştur ben bunu yapmayalı ama hep bunu yapıp çekip sizlere göstermek istedim. Kısmet bu akşamaymış. Son zamanlar biraz rahatsızım. Ellerim falan tam tutmuyordu. İnşallah bunu iyi yapabilmişimdir. Bileklerimden rahatsızım. Merak edenler varsa. O yüzden her zaman hiçbir şey yapamadığım günler oluyor yani. İlk posta kurabiyem pişti. Bunlar da yeni çıktı fırından. Servis tabağımın üzerine şöyle bir peçete serdim. Kurabiyelerim bu şekilde. Hala sıcak olduğu için nem yapabilir. O yüzden şöyle dizelim. Şimdi daha önceki pişenlerden bir tanesini şöyle alayım. Üzerine dökülmesin. Göstereceğim. Kiraz da gayet güzel oturmuş, üzerinde düşmemiş. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Eğer ki videomu izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız.
Eğer ki abone değilseniz, bir de abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bugünkü videom bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.